gün sizlere Manhattan'da bir kuaför salonundan sesleniyorum ve yanımda kuaför Ramazan Bey var. Buraya artist vizesi O-1 ile gelmiş ve Green Card'a çevirmiş. Türkiye'den gelmek isteyen kuaförler özellikle bizi izlesinler. Hoş geldiniz Ramazan Bey programına. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Thomas Taft salonu. Thomas Taft, 72. Cadde 2. Avenue'da. Merak edenler gelebilirler. Çok güzel Amerikan salonu burası. Ramazan Bey, O-1 vizesine kimler başvurabiliyor? Siz bir kuaför olarak nasıl başvurdunuz, nasıl aldınız bu vizeyi? O-1 vizesi üstün yetenek vizesi. Yurt dışında ve yurt içinde birçok ödüllere sahip olması gerekiyor. Magazinlere, magazin sayfalarında çıkması gerekiyor. Televizyonlarda gerek yurt içinde gerek yurt dışında TV'lere çıkması gerekiyor. Bunlara sahip olan, diploması olan, üstün yetenekli diploması olan, kendi mesleğinde diploması, birincilikleri, ikincilikleri yurt içinde ve yurt dışında birincilikleri olan meslektaşlarımız diyelim. Bu şekilde O-1 vizesine başvurabilirler. Yani mesela sizin ne gibi dereceleriniz ve başarılarınız vardı? CMC CAT, uluslararası CMC CAT Türkiye Başkanı'ydım ben. CMC CAT Türkiye Başkanlığı, ekibim vardı benim. Türkiye ekibini uluslararası yarışmalarda beraber Türkiye'yi temsil ediyorduk. O şekilde Türkiye'de ödüllerimiz var. Avrupa'da ödüllerimiz var. Almanya'da, İtalya'da, Bulgaristan'da, Ukrayna'da, Paris'te, onların Türkiye'yi temsilen gittiğimiz ülkelerde takım olarak birinciliklerimiz var. Ayrıyeten benim dünya birinciliğim var. Hangi yarışma? Ukrayna'da Crystal Angel yarışmasında dünya birinciliği ödülüm var. Çok güzel. Almanya'da ikinciliğim var. İtalya'da birinciliklerim var. Bulgaristan'da ikinciliklerim var, birinciliklerim var. Tekrardan Ukrayna'da Crystal Angel yarışmasında birinciliklerim var. Bunun gibi ödüllerim var. Peki Türkiye'de Bursalısınız bildiğim kadarıyla. Orada da bir saç festivalini öncü olup başlatan kişisiniz. Evet, ondan da bahseder misiniz? Tabii. Yeşil Bursa Saç Festivali'ni düzenledik. CMC CAT Yeşil Bursa Saç Festivali'ni düzenledik. Türkiye'de ilk olarak ben bu yarışmayı düzenledim ve ilk defa Türkiye'de 15 ülkeyi ülkemize getirdim. Aa, çok güzel. Uluslararası yaptınız. Uluslararası yani. Yaptım. Bunun Bursa Belediyesi sponsorumuzdu. Sponsorluk verdi bize. 15 ülkeden her ülkeden 10 bir takım var. 10 kişilik bir takım var. Bu takımlar arası Türkiye'den de tabii şehirlerde de gelenler oldu. 3 gün bu festivali düzenledik. Böyle bir Türkiye'ye tanıtmış olduk yani. Uluslararası. Çok güzel. Yani o zaman O-1 vizesi sanatçı vizesi olarak geçiyor. Artist İngilizce aynen. Sanatçı demek. Bu vizeye başvurdunuz. Bu vize Green Card'a çok mu kolay gidiyor peki? Evet, çok çok yakın bir vize. O-1 vizesiyle Green Card'a çok yakın bir vize. O-1 vizesini aldıktan sonra Green Card'a yine sponsor eşliğinde başvurabiliyorsunuz. Bu da bir sene içerisinde kesinleşiyor. Anladım. Hayırlı uğurlu olsun. Siz teşekkürler. Şimdi vatandaşlık da aldınız. Evet, vatandaşlık da aldık. Çok şimdi güzel. Şimdi daha iyi. Çok güzel. Buradan da artık Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Gayet güzel tanıtıyorsunuz. Hatta buraya gelme sebebim geçen gün çekiminizi yaptık. Çok özel bir şov yaptınız dolarlarla. Biraz ondan bahseder misiniz? Evet. Amacınız neydi? Evet. Türkiye'deyken ben dünyadaki olayları saçlara yansıtan kuafördüm ben. Birçok magazinde, dergilerde, televizyonlarda falan yayınlandı bu yaptıklarım. Örnek bir Ramazan'da mesela Hacivat'la Karagöz saçı yapmıştım. Mesela doğalgaza zam gelmişti. Onu protesto amaçlı bir doğalgaz saçı yapmıştım. Ha, böyle protest modelleri protest modelleri yani. Yapmıştım. Gündemdeki olayları saçlara yansıtıyordum. Ve bir mesaj veriyordum. Bu da bir sanat neticede. Evet. Mesela Ukrayna'daki aldığım dünya birinciliğindeki saçım Ayasofya'ydı. Ayasofya saçı yapmıştım. Ayasofya saçı yap dünya birinciliğini getirdim.
Türkiye'ye. O saçı da Ayasofya'yı da saça yansıttım. Harikasınız. Evet. Yani ışıklı yol. Ayasofya ışıklı yol diye yapmıştım. Yollu saçlar, ışıklı falan saçlar yapmıştım. Dünyaya da böyle bir mesaj vermiştim Ayasofya diye. Ve size dünya birinciliği, getirdi. Harika. Bu sefer de dolarları kullandınız. Amerika'dayız. Şimdi doların yükselişini... Türkiye'de değil Türkiye'de, mi? Dünyada doların yükselişi, dünyada bir kriz var. Onu aslında yansıtmaya çalıştım. Saçlarda böyle alttan başlayarak yukarıya doğru çıkmasını sağladım dolarların ve dolar da çok yükseğe çıktığı için saçlarda da çok yükseğe çıktı. Doları yapmaya çalıştım. Aynı zamanda bizim bu çalıştığım salonda Thomas Tat Salon, sahibi de Melisa Hanım. Yeni salonu açılışı yapıldı ve parti düzenlendi burada. Bütün konuklar geldi ve o gün 110 kişi salona iştirak etti müşterilerden. Çok kalabalık. Hem onların da çok ilgisini gördü. Zaten saçı yaparken de dışarıdan bayağı bir izleyiciniz vardı. Evet, camın önünde bayağı bir biriken insan vardı. Saçın ismini de o zaman şey koymuştuk. Bank of America koyduk saçın isminde. Bank of America. Evet, yes. o şekilde koyduk. Harikasınız. Peki şimdi Amerika'da önümüzdeki amacınız nedir? Şimdi bayağı lüks bir salonda rahatlıkla iş bulmuşsunuz. Çünkü çok kalifiye bir kuaförsünüz. Evet, benim tek idealim var. Onu Türkiye'de gerçekleştiremedim. İnşallah burada Amerika'da daha imkanlarla bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Sadece bir akademi açmak istiyorum aslında ben. Harika. Artık öğrenci yetiştirmek istiyorum. Burada çünkü bir Türk kuaförünün öğretmen olması gerekiyor, öğretmesi gerekiyor. Evet. Çünkü farklı bir şekilde, farklı Türkiye sanatını burada geliştirmek istiyorum. Bütün Amerikalılara onu öğretmek istiyorum. Peki son olarak Türkiye'den gelmek isteyen kuaför arkadaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz? O1 vizesine uygunlarsa? Bir kere kaçak gelmesinler. Evet, ekrana söyleyelim isterseniz. Sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım, kesinlikle legal yolla gelmeye çalışın. Bir sponsor bulmaya çalışın buradan. Sponsor eşliğinde daha çabuk geliyorsunuz. Onları size söylemek istiyorum. Eğer kaçak gelirseniz burada işleriniz çok zor. Evet. Çok zor ve iş bulamazsınız. Ve dışarıdan görüldüğü gibi değil, legal olmanızı tavsiye ederim. Özellikle de sizin gibi böyle yarışmalara katılıp dereceler almışlarsa, basında çıkmışlarsa OVAN'a başvurma şansları da var. Evet, bir yolda OVAN vizesi, diplomaların, uluslararası bir diplomalarınız, ödülleriniz varsa kesinlikle OVAN vizesiyle buraya başvurabilirsiniz. Tabii ki öncelikle bir sponsor bulmanız gerekiyor ve daha da önemlisi çok iyi bir avukatınız olması gerekiyor. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bizi seyrettiğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. New York'tan sevgiler ve selamlar.